Diyanet TV ekranlarından herkese merhaba. İp ve kumaşın hayal gücüyle birleşmesiyle sizce ne gibi şeyler ortaya çıkabilir? Bu meslek bir peygamber mesleği olduğu gibi en eski mesleklerden biri. Terzilik. Bugünkü konuğumuz en özel kumaşlara şekil veren bir terzi, bir tasarımcı. Hadi başlayalım. İplerin kumaşa, kumaşların kıyafetlere dönüştüğü renkli bir dünyadan bahsedelim mi? İlk çağlardan beri insanların giyinme ihtiyaçlarını karşılamak için önce hayvan derilerinin dikilmesiyle başlamış bu hikaye. Daha sonra geliştikçe gelişmiş. Kumaşlar çeşitlenip rengarenk hale bürünmüşler. İnsanlar bu tam bana göre dese de ölçüp biçip kesmek gerekmiş kumaşları. Tabii herkes bu kadar maharetli değilmiş. Ortaya ustalar çıkmış zamanla. Ve günümüzde dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelmiş giyim. Peki bu kıyafetleri kimler dikiyor? Elbise seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kişiye özel kıyafetlerin farkı nedir? Nasıl tasarlanıyor? Bütün bu soruların cevapları için hadi başlayalım. Özel kıyafetler tasarlayan, kişiye özgü elbiseler diken bir konuğumuz var. Esasında elbise diken kişilere biz terzi diyoruz. Halil Ahmet Bey, siz aynı zamanda bir zanaatkarsınız, öyle değil mi? Evet. Peki kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 1971 Ankara doğumluyum. Evli bir çocuk babasıyım. Terzilik mesleğini 30 yıldır yapıyorum. Terzilik, tasarımcılık ya da kreatörlük diyebiliriz yaptığımız işe. Benim yaptığım iş daha ziyade erkek takım elbise ve gömlek üretmek, kişiye özel takım elbiseler ve gömlekler tasarlamak. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Arkadaşlar, sizi tanıyabilir miyim? Adım Seyda Kapan, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Büyünce ne olmak istiyorsun Seyda? Profesör, doktor olmayı istiyorum. Çok güzel. Boş vakitlerinde ne yapıyorsun peki? Boş vakitlerimde oyun oynuyorum. Kitap okuyorum. Seni tanıyalım. Adım Yusuf Can Özmen. Yıldırım Beyaz Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıfa geçtim. Büyünce ne olmak istiyorsun Yusuf? Astronot olmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz bir terzi, bir kreatör. AVM'ye gittiğimizde, mağazalara gittiğimizde elbiseler alıyoruz, öyle değil mi? Evet. Peki neye göre seçiyorsunuz elbiselerinizi arkadaşlar? Ben beğendiğim renklerde alıyorum. Sonra bol şeyler almayı. Bol giymeyi mi seviyorsun? Evet. Çok güzel. Sen peki ben nasıl? Yaşıma göre almıyorum. Ben biraz zayıf olduğum için 11-12, 10 yaşlarında yaşları alıyorum. Yaşları arasında alıyorsun. Halil Ahmet Bey, arkadaşlarımızla bugün şık giyindik. Çünkü bugün bizim için özel bir gün. Evet. Yorumlayabilir misiniz? Mevsim itibariyle arkadaşlarımız çok şık giymişler. Kısa kollu. Onların rahat edebileceği kıyafetler. Evet. Yusuf Bey'in gömleği çok şık. Hanımefendinin elbisesi de oldukça güzel. Kendilerine çok yakışmış. Peki terzi kimdir? Ne iş yapar? Terzi el maharetiyle elbise kıyafet üreten kişi. Evet. Yani takım elbise üzerinden düşünüyorum ama aklınıza gelen her türlü kıyafeti üretebilir. Halil Ahmet Bey, siz kişiye özel kıyafetler dikiyorsunuz. Evet. Biz size mağazalara gidip elbiseler alıyoruz kendi bedenimize göre. Sizin işinizle bu iş arasındaki fark nedir? Tekstille yaptığınız kreatörlük arasındaki fark nedir? Bizim yaptığımız iş tamamen kişiye özel. Anatomik ölçü alıyoruz. Seri yani, üretim yapmıyorsunuz. Seri böyle. Üretim yapmıyoruz. Yaptığımız her iş tek tek el dikişiyle, el üretim şekliyle yapılıyor. Evet arkadaşlar, biraz sizinle muhabbet edeceğim. Mesela Süheda, elbise alıyorsun, yırtılabiliyor, öyle değil mi? Peki evet. Yırtıldığında ne yapıyorsun? Bazenleri terziye götürüyoruz, bazenleri de anneannem dikiyor. Halil Ahmet Bey, kişi kıyafet seçerken neye dikkat etmeli? Bu soruyu 18 yıldır kıyafetlerini hazırladığımız bir iş adamı abimin cevabı ile cevaplamak istiyorum. Bir elbise eldiven gibi olmalı. Ne bol olmalı ne dar olmalı. Tam parmaklarınızı sarmalı. İçinde rahat hareket edebilmelisiniz. Halil Ahmet Bey, bunu takım elbise üzerinde değil de örneğin üzerinde gömlek tamam. Var, siyah bir gömlek. Bunun üzerinden bir örnek verebilir misiniz ya da açıklayabilir misiniz? Biz kişi özel üretim yaparken
dediğim gibi anatomik ölçülerle üretim yapıyoruz. Zaten kişinin vücut ölçüleri bizim nasıl bir üretim yapmamız gerektiğini söylüyor. Göğüs ölçüsü kişinin 100, göbek ölçüsü 90. Bu kişi vücudunu saran bir gömlek diyebiliriz. Göğüs ölçüsü 100, göbek ölçüsü 102. Yani göbek kısmı göğüs ölçüsünden bir miktar daha geniş. Bu kişinin daha rahat, daha konformatist bir gömlek giymesi gerekiyor. Ya yani aslında kişilerin kıyafet seçerken vücut dillerini iyi analiz etmeleri gerekiyor. Yani vücutları ne diyorsa onu o tarz kıyafeti seçmeliler. Anladım. Yani daha salaş ve rahat olmaları gerekiyor, öyle değil mi içindeki? Vücutlarına uygun kıyafet seçmek, salaş olarak değerlendirmemek lazım bunu. Spor yapıyor, vücudu fit, fit gömlek giyecek, fit takım elbise giyecek. Evet. Ama biz benim gibi kilolu ise bir miktar daha rahat bir gömlek ya da takım elbise kullanması gerekiyor. Peki bu işi herkes yapabilir mi? Emek verirlerse herkes yapabilir tabii ki bu güzel işleri. Bir yetenek gerekiyor bu peki. Kendilerini gösterecekleri gelişimle doğru orantılı mesleğe devam edebilirler ya da herhangi bir kendilerine daha uygun bir meslek seçebilirler. Peki kumaşlar arasında ne gibi farklar var? Bu rahatlığı etkiliyor mu? Daha önce rahatlıktan bahsettik az önce. Tabii. Özellikle bizim takım elbise kumaşlarında farklı farklı kumaşlar var. İçinde litre olan kumaşlar var, bir miktar. Kumaşın esnekliğini sağlıyor. Onun dışında tiftik tarzı kumaşlar var. Muharden üretilmiş, vücudun daha fazla hava almasını sağlayan, daha lütumlu kumaşlar. %100 yün kumaşlar var. Tabii kumaşlar hep bu şekilde birbirinin içinde ayrılıyor. Kişi yine vücut dilini dinleyerek gömlekte yaka tercihini, manşet tercihini, cep tercihini kendisi belirleyebilir. Yaka seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken şey şu gördüğünüz boyun yüksekliği. Buna göre kişilerin yakalarını seçmeleri lazım. Kravat takacaksa kravat takacağı şekilde daha uygun yakalar var. Bir elbisenin yapım aşaması, yapım süreci nasıl işliyor? Öncelikle müşterimizden randevu alıyoruz ya da müşterimiz bizden randevu alıyor, geliyor. Kumaş beğendiriyoruz kendisine. Kumaş beğendirirken kullanım yeri önemli takım elbisenin. Günlük bir kullanım için mi istiyor? Hafta sonu mu kullanacak? Yemeğe mi gidecek? Nişana mı gidecek? Nikahı mı var? Bu özel günler doğrultusunda seçiyoruz kumaşı. Evet. Kumaşı beğendirdik. Daha sonra ölçülerini aldık. Atölyeye gidiyoruz. Atölyede bu takım elbiseyi hazırlamaya başlıyoruz. Kumaşı kesiyoruz. Bu şekilde telayla birleştiriyoruz. Telayla birleştirdikten sonra müşterimizden randevu alıyoruz. Ölçüler için mi? Tabii. Bu şekilde açık prova yapıyoruz. Tam telayı, kumaşı müşterimizin vücuduna uygun hale getiriyoruz. Evet. Burada ne kadar vatkayla beslememiz gerekiyor omuzu. Provayı yaptık, tekrar gittik atölyeye. Bu arada pantolon ölçüsü tabii alıyoruz ve pantolonu da prova yapıyoruz. İkinci prova dediğimde pantolon bitmiş oluyor, gömlek hazır oluyor. Takım elbisenin %90'ı hazır olmuş oluyor. Birkaç gün içinde de elbiseyi teslim ediyoruz. Elbisenin kısaca üretim şekli bu. Müşterileriniz kim peki? Müşterilerimiz iş adamları, bürokratlar, milletvekili, bakan, bu tarz üst düzey iş yapan kişiler. Bu mesleğe nasıl karar verdiniz? Liseden sonra, 18 yaşlardan sonra tekstille tanıştım ve çok sevdim.
Bu mesleğin bana uygun olduğunu düşündüğüm için tekstili ve terzilik işini meslek haline getirmeye karar verdim. Bu benim mesleğim oldu. İlk diktiğiniz kıyafet neydi? Bir müşterim, daha doğrusu bir dostuma takım elbise dikmiştik bir ustamla beraber. Onu unutmuyorum. Yani yaşınız kaçtı? Yani 20'li yaşlardaydım. Hı hı. Aşağı yukarı 26-27 sene oldu sanıyorum. Evet. Siyah bir elbiseydi. Kumaşı da çok iyi hatırlıyorum. Kumaşı almaya beraber gitmiştik müşterimle, hı hı, abimle. Devamlı müşterileriniz var sanırım. Öyle değil mi? Evet, devamlı müşterilerimiz var. Bunun dışında evlenecek, damat olacak arkadaşlar, nişanı olan arkadaşlar, mezuniyet töreni olan arkadaşlara takım elbiseler, kıyafetler hazırlıyoruz. Trendleri takip edebildiğimiz, yenilikleri takip edebildiğimiz, müşterilerimize sunabildiğimiz müddetçe müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Ve bu tabii uzun yıllar alıyor. Bu ilişki uzun yıllar, uzun zaman devam ediyor. Teknoloji işinize nasıl etki etti? Teknoloji işimizi kötü etkiledi. 1985'li yıllarda ben çocuktum, daha genç bir çocuk, gençtim. Bayramlarda annemin beni terziye götürüp bana bayramlık pantolon diktirdiğini çok iyi hatırlıyorum. Hatta terzi abi ile de ya da terzi amca ile de konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde artık konfeksiyon başladı, bundan sonra biz de yavaş yavaş bu işleri bırakacağız dediğini çok iyi hatırlıyorum. Konfeksiyon başladığında tabii bu işler makinalaştı, üretimler hızlandı. Çok büyük fabrikalarda takım elbise, pantolon, tişört, bayan kıyafetleri de üretilmeye başladı. Dolayısıyla terzilere insanların ihtiyacı da azaldı. Bizi teknoloji ilk başta çok kötü etkiledi, böyle. Terzi olmak için ne gibi eğitimler alınır? Terzi olmak için önce bir terzinin yanında çırak olarak bu işe başlamak lazım. Bizim takım elbise üretim şeklimiz biraz meşakkatli bir üretim şekli. Bizde iğne çok kullanılıyor. Bu iğnenin parmaklarınızı geliştirebilmek için küçük yaşlarda, parmaklar yumuşakken bu işler ancak başlıyor. Yetiştirdiğiniz bir çırağınız var mı? Yetiştirdiğim bir çırağım yok ama böyle bir hedefim var. Benim gibi bu mesleğe gönül veren, çok seven bir genç arkadaş zaman içinde bulursam mutlaka kendisini meslekle alakalı yetiştirmeyi çok istiyorum. Dikerken zorlandığınız kıyafetler oldu mu? Dikerken zorlandığımız kıyafetler zaman zaman oluyor. O müşterimizin verdiği ya da beğendiği modelle de alakalı olabiliyor. Standart dikilen kalıpların dışında bir kıyafet istiyorsa, zor bir kumaş beğendiyse, biz tabii burada bizim işimiz tabii sadece terzilik olmuyor. Müşterimizi kumaş olarak da yönlendirmek zorundayız. Doğru kullanım için doğru kumaşlar bulmak lazım. Doğru modeller de bulup tercihini ona göre değiştirebiliriz. Ama tabii zorlandığımız modeller oluyor. Halil Ahmet Bey, herhangi bir yaşıt sınırınız var mı bu işi icra ederken? Baba oğul gömlekleri çok yapıyorduk bir dönem. Hı-hı. Baba oğul hani takım elbise isteyen de oldu. Onları da zaman zaman hazırladık. Hani yaş skalamız yok aslında. İlk terzilik yapmaya nerede başladınız? Sıhhiye'de başladım. Ankara'da Sıhhiye'de başladım. Bir ustamın yanında ilk orada terzi işi, kıyafetler üretmeye başladık. Dediğim gibi 30 seneye yaklaştı. 27-28 sene oldu. Yaptığımız işi aslında şeye çok benzetiyorum ben. Böyle ressam gibi düşünüyorum biraz. Çünkü bir ressam doğa, tabiat, manzara resmi ya da deniz resmi hazırlarken orada kendi yorumunu katıyor. Tam onu birebir yakalamaya çalışmıyor. Orada asıl ressamın kendi yorumu var. Bizim elbisede de biraz ustanın yorumu önemli. We'll be right back.
Halil Ahmet Bey, gömleğinizin kolunda bir yazı görüyorum. Ne anlama geliyor bu yazı? Bizim takım elbiseleri, gömlek üretimlerimiz tamamen kişiye özel olduğu için manşetleri müşterimizin isim baş harflerini yazıyoruz. Orada tam olarak burada benim ismimin baş harfleri var. Halil Ahmet Abay. Şey gibi bu. Resimlerin altına imza atmak evet, gibi mi? Evet, bunu isteyen müşterilerimize yapıyoruz. İstemezlerse yapmıyoruz. Biz mümkün olduğu kadar iplik tonlarında yapmayı tercih ediyoruz. Yani gömleğin kendi iplik renklerinde yapıyoruz. Çok fazla göze batmasın. Çünkü ben şıklığın küçük detaylarda olduğuna inanıyorum. Hani böyle biraz küçük espriler katarak bir şıklık yakalayalım istiyorum. Anladım. Arkadaşlar, var mı sizin de merak ettiğiniz bir soru? Benim sorularım var. Tabii, sorabilirsin Süheda. Mesleğinizde zorlandığınız durumlar neler? Son dakika işleri çok zorlandığım durumlar yaratabiliyor. Atıyorum bir smokin bugün akşam saat 18'e yetişmek zorunda. Biz onu yetiştiremediğimiz varsayalım. Bu oldukça zorlandığımız bir durum oluyor ama tabii ki yetiştiriyoruz sonuçta. Yani çocukluktan beri, genç yaşlardan beri başlayıp o iğneyle, o iğne belki kaç defa parmağınıza batmıştır, öyle değil mi? Yani bu işin zorluklarının bir kısmı da aynı şekilde bu olabilir. Yani artık her işin bir zorluğu var. Bizim bu mesleğin de kendince zorluğu var ama keyifli bir meslek. Ortaya çıkarttığınız bir ürün insanlar tarafından beğenildiğinde bu sizi mutlu ediyor. Programın sonuna doğru geldik. Ekran başında bizi izleyen genç kardeşlerimize neler söylemek istersiniz terzilik hakkında? Terzilik çok keyifli, güzel bir meslek. Terzilik mesleğini tercih ederlerse ve bu mesleğin devamlılığını sağlarlarsa biz çok mutlu oluruz. Ancak mutlaka kendi seveceğiniz işleri hedefleyin. Sen doktor ol inşallah. Sen de Yusuf'cum iyi bir astronot ol. Sizin hedefleriniz önemli. Yani ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ahmet Bey. Arkadaşlar, size de çok teşekkür ediyorum. Artık programımızın sonuna geldik. Artık veda edelim, ne dersiniz? Olur. Olur mu? Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.